21. Bölüm Yeni Kudüs. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gök ve önceki yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, Yeni Kudüs'ün kendi güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak, onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır. Tahtın üzerinde oturan dedi ki, İşte her şeyi yeniliyorum. Sonra bunları yaz dedi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susamış olana, yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben ona tanrı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, cinsel ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş görüdür. İkinci ölüm budur. Son yedi belayla dolu yedi tası olan yedi melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük ve yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti, Kudüs'ü gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrail oğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı ve batıda 3 kapı vardı. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 eltisinin adları yazılıydı. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kentin kapılarıyla surlarını ölçmek için altından bir ölçü kamışı vardı. Kent, kare biçiminde olup uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre bunları 144 arşın yüksekliğinde buldu. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam berraklığında saf altındandı. Kent surlarının temelleri her türlü değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi safir, üçüncüsü alaca akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi beyaz akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu zebercet, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, ve 12.'si mor yakuttu. 12 kapı 12 inciydi. Yani kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Kentte tapınak görmedim. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrı ve Kuzu kentin tapınağıdır. Kentin güneş ya da ay tarafından aydınlatılmaya gereksinmesi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünyanın kralları servetlerini oraya getirecekler. Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak. Üstelik orada hiç gece olmayacak. Ulusların servet ve zenginlikler oraya taşınacak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek. Yalnız adları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecektir.